Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün yine şık ve güzel şöyle zarif bir oyanın anlatımını yapacağım. Çeyizlere yapılabilir çok güzel ve şık bir oya. Oyamızı yaptım ama bana birazcık sık gibi geldi. Arasını isterseniz şimdi gösterince de oyayı göstereceğim sizlere. Arasını daha mesafeli yapmak için ne yapabilirsiniz? Bu oyanın ortasında ben bakın şöyle halka kullandım. Bunu halkası olmayanlar için de halkasız şekilde nasıl yapılır o şekilde de anlatacağım. Hem halkayla hem halkası olana halkayla yapması her zaman tabii ki daha pratik kolay oluyor. Şöyle büyük boy halkamız var. Büyük boy halkamız var. Küçük boy halka kullanılır mı derseniz kullanılır ama içerisine yapacağım sık iğne daha az. Etrafı daha az sık iğne alır. Dolayısıyla daha az da şöyle örümcek pırpır alır. Yani etrafı büyük boyla yapmanız daha güzel olur. Çünkü pırpırlar az seyrek durunca şık durmuyor. Bu oyada 20 numara tığ kullanıyorum. 20 numara tığ şart mı? Şart değil. Elinizdeki hangi tığ varsa, hangi tığ alışkınsa o tığla yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi gösterelim ve inşallah hemen yapımına geçelim. Bakın modelimiz bu şekilde bir model. Bunu şey yapmayacağız. İlmik falan çekmeyeceğiz. Bunu örümceklerle yapacağız. Örümcek koyacağız. Şu orta kısmını dediğim gibi halka koymadan nasıl yapacaksınız? Onu da inşallah sizlere göstereceğim. Daha seyrek de yapmak isterseniz kızlar şuradaki örümcekleri daha büyük çekin. Buradan kaç tane? 1, 2, 3 tane zürafa boş bırakmışım. Siz 4 tane boş bırakıp şöyle batarsanız biraz araları daha mesafeli olur. Böyle sık olmasının da şeyi yok. Çünkü oya zor değil, gayet kolay bir oya. Şuradan hemen oyamızın taban kısmından başlayarak yapalım. Bakın şöyle şuradan tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış. Tığ battıya sabitledikten sonra şöyle çok büyük örümcekler değil. Arasının mesafesini büyük koyarsanız örümceği biraz büyük çekersiniz tabii ki. Ben şöyle küçük bir örümcek yaptım. Başına bir iki kez sarıyorum. Bir örümcek yaptım. Bir iki üç tane atlıyorum. Dördüncünün içerisine batıyorum. İki iki iki. Çok aşırı uzatmadan bakın ikişer ikişer. İkişer ikişer çıkardıktan sonra hemen buradan tığımı batıyorum. Şöyle iki oldu. Üç. Dört. 5 6 6 tane ilmeğimi aldım. 6 ilmeğimi aldıktan sonra bu 6 ilmeği ikişer ikişer çıkarıyorum. Bakın ikişer ikişer çıkardım. Tekrar buradan şurasını biraz uzatın şuradaki ilmeği. İlk aradan tığımı batıyorum. 2 3 4 5 şöyle 6. Yine 6 tane çıkardıktan sonra tekrar 2 2 2 2 2. Bakın ikişer ikişer tekrar ilmeğimi çıkardım. Daha sonra şöyle şuradan halkayı alayım. Buradan halkayı alıyorum, hemen buradan tığımı batıyorum. Bir tane sık iğne yaptık. Bir buraya 13 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle çekelim. Bir yere toplanmasın. 11 12 13. 13 tane sık iğneyi yaptıktan sonra şu arka kısımdan bakın şöyle tığımı tekrar buraya battım. Battıktan sonra hemen ilk aradan
batıyorum ve şu aralara birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya toplamda 5 tane sık iğne oldu bakın. 5 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çekip hemen şöyle örümceği yapıyorum. Buradan 1, 2, 3 tığ batı atlayıp 4. tığ batıya tığımı batıyorum. Şimdi halkasız olarak yaparsak nasıl yaparsınız? Tekrar örümceğimi bu şekilde çektim. Başını 2 kez sardım. 1, 2, 3 tane atladım. Hemen yanına batıyorum. 2, 2, 2. Çok uzatmadan çıkardım. Şuradaki gösterdiğimi yapıyorum ve üst kısmının yapımını göstereceğim. Tekrar dönüp size. Bakın buraya şuradaki gösterdiğim gibi yaptım. Şimdi buradan halka koymayacağız. Şuradan kapattım. Bir zincirim yaptım. Bir diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Şuradaki boşluktan tığımı batıyorum. Boşluktan tığımı battıktan sonra tekrar dönüyorum. Diğerinin içerisine nasıl 13 tane sık iğne yapmıştık? Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şu dip kısımdan şöyle tekrar batıyorum. Şurada şu şekilde bir görüntü oldu ama pırpırlar yaptıktan sonra o görüntü kapanacak. Buradan tekrar dibinden kenarındaki sık iğneleri yaparak bir tane zincirimi çekiyorum. Bir örümceğimi yapıp tekrar buradan dördüncü tığ batının içerisine tığımı batıyorum. Bakın. Bu şekilde zincir yaparak da yapabilirsiniz. Şuradaki açıklığı dediğim gibi şu pırpırları yaptığınızda zaten şu dibinden pırpıra başlarken şu dipten batarak başlayın ki pırpırlar çektiğinizde buradaki görüntü tamamen kapansın. Şimdi şurada halkanın üzerine ben pırpırımı yapacağım. İpimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra bakın bunu yaparken en dip kısımdan batıyorum. Şuradaki sık iğnelerden başlamıyorum. Bakın. Dibindeki ara boşluktan battım. Bu şekilde bir tane örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin içerisinden battım. Tekrar örümcek yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin içerisinden batıyorum. Etrafını komple 12 ya da 13 olması lazım kenarındaki örümceğin. Şöyle yapınca da sayıp bakacağım. Bu şekilde örümcek yaparak etrafını dolduracağız. Dediğim gibi kolay bir model. Öyle herhangi bir zorluğu yok. Örümcekleri de benimki kısa oluyor, olmuyor, birbirine uyumlu değil diyenler oluyor. Benimki de birbirine uyumlu değil ama kenar kısımlarını çekerek birbirine uyumlu hali. Kimisini az çekiyorum, kimisini biraz fazla çekiyorum ve hepsini aynı boyutta birbirine uyumlu hale getiriyorum. Yoksa şunları hepsini milimine birbirinin aynısı yapması yani imkansız neredeyse. Bakın bu dip kısmına geldiğimizde dibe geldik. Şuradan batmıştık ya. Şöyle hemen bir örümcek yapıyorum.
Tekrar bu dip kısmından batıyorum. Buraya bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Şöyle oyamı bitirip hemen bunu bitirince buradan örümceklerini yukarıya çekmeden şöyle şu kenarını yakıyorum ki daha sonra yakarsak örümcekleri yakabiliriz. Buradan hemen örümceklerimizi çekelim. Şu ön kısma gelen yerden şöyle düzeltiyorum, bakın. Düzelttim. Önce örümcekleri şöyle hafif hafif bir belirginleştireyim. Yazmanın düz yüzünden yaptık bunu. Düz yüzüne gelen yeri bu şekilde belirginleştireceğiz. Pardon, düz yüzüne gelen iplikleri çekeceğiz. Şunu tığla da değil de şöyle kalın bir yorgan iğnesiyle çekilse daha güzel olur. Tığın ucu bazen takılıyor. Kenardaki ipliğin görüntüsünü bozuyor. Şimdi bunları böyle çektim. Gelişigüzel çektim. Gelişigüzel çektikten sonra hemen tığımı takıyorum. Düzeltmelerimi yapıyorum. Biri birinden kısa olursa kısa olanı daha fazla çekin yukarıya. Bakın bu şekilde eşitleyin. Kısa olanı şöyle tutuyorum. Bunu bozulur mu derseniz, bunun tersinden güzel bir ütü yaparsanız bozulmaz kızlar. Ben yaptım. Kullanıyorum bu şekilde oyalar kullandığımda. Hatta 2 sene bile kullandığımı biliyorum böyle bir oyanın. İlk yapışınızda şuraları düzeltip de arkasından güzel bir ütü basarsanız ondan sonra buradaki pırpırlar bozulmuyor. Yani bozuluyor falan diyenler olur, onları aldırmayın siz. Kesinlikle bu şekilde düzeltip de tersinden, dediğim gibi bakın, ters kısmından güzel bir ütü yaptığınızda, makineye de attım ben bundan, bu şekilde bir oya yaptım, kullandım. Birkaç tane kullandım hatta. Bozulmuyor. Şuradaki pırpırları tersinden güzel bir ütü basın, kalıp gibi duruyor. Buna da aynen gösterdiğim gibi dibinden batarak bu şekilde pırpır yapacaksınız. Bunu göstermeme gerek yok. Görüntüsü hemen hemen bununla aynı oluyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.